Buralarda bir şey var. Güzel. Deniz havası mı bu Esen? Amca iyi bilir, abi iyi bilir. Bu Esen deniz havası. Sen Trabzon'dan mı geldin buraya? Bak nasıl bir Trabzon'dan geldin? Geç daha bakar bakar. Bildim Trabzon. Belli oluyor ya. Belli oluyor. Bunun yastığı var mı? Bak bir tane. Yaparım başkanım efendim. Hazır yok mu? Var. Ama ben de fiyat ödemek istiyorum. Ödemeden olmaz. Bizim gönlümüzden kopar. Peki. Allah razı olsun. Sen yastığı hediye ettin. Ne demek ben başkanım? Ben o zaman senden bir tane yorgan satın alayım. Kızıma küçük bir yorgan. Baksana. Nasıl yorgan? Normal yorgan. Küçük yorgan. Var mı böyle? Bebek yorganı mı yoksa? Bebek de 7 yaşında. Tek kişilik bir yorgan. Tek kişilik. Yani. Değeri neyse onu al. Eksik alma. Başkan lütfen. Değerini al. Değil mi yani? Evet. Alayız. Derler bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. Bizim bir yastığı da 40 yıl hatırı olsun. Olsun. Teşekkür ederim. Allah bereket versin. Hayırlı günler. Hayırlı bereketli olsun. Allah'a emanet ol. Ezan okundu. Hayırlı günler. Hadi kolay gelsin. Başkanım bir tane yapıştırdı çıkardı. Nereden? Tünelerde taşımada çalışanları dün itibaren çıkış verdiler. Alaplı grubunu orada koydu. Ereğli grubunu işten çıkardı efendim. 7 tane aile bu. Kim bunu yapan? Sayın Faruk Çatıroğlu. Parti milletvekili efendim. Yani çocuklar şu anda kan alıyor efendim. Yani Alaplılar tuttu. Evet. Ereğli çocuklar çıkardı efendim bugün. Evet efendim. Yani biz nerede bir haksızlık varsa bunun karşısındayız. Ben o konuyla ilgileneceğim inşallah. 7 kişi çıkarttılar. Ben şu anda basın mensuplarının önünde özellikle söylüyorum. Ereğli çocuğunu işten çıkardı. 7 tane işçi kan alıyorlar şu anda çalışan çocukları. Nerede çalışanları? Akçakoca tünellerde efendim. Kim çıkaran kim? Faruk Çatıroğlu çıkardı efendim. Kim? Ben. Milletvekili. Kendi öteki işler kendi taraf köylüleri çalışıyor. Ereğli grubunu çıkardı efendim. Evet. Haksızlıklar, adaletsizliklerin hepsinin karşısındayız. İnşallah ben bu konuyu dile getireceğim. Basına da kamuoyuna da. Gerçekten bu kardeşimizin tam da bu seçim arifesinde ayrımcılık eğer yapılıyor. Eğer böyle bir şey yapılmışsa kabul edilemez. Yazıklar olsun diyorum. Eğer bak Allah var yapardı. Ezan okunuyor ya. 7 tane çocuk aileleri ağlıyor ya bunların ya. Bu çocuklar belirli bir şekilde oraya ama her tarafta bu böyle. Bu taşeron işçiliği zaten niye getirdiler? Ama taşeron işçiliği şöyle. İstediği anda koyuyor, istediği anda çıkarıyor. Mitingini adam olarak taşıyor. Oy versin diye taşıyor. Alaplı çocuğu şu anda orada çalışıyor. Ereğli'deki çocukları çıkarıyorsun. Evet. Kendi adamları orada koymuş. Ereğli çocukları. Yani bu diyor ki ondan sonra bize ben Ereğli çocuğu bana destek verin. Evet. Bunun neresi destek? Sayın basın mensupları. Neyse biz bu konuyla ilgileneceğiz inşallah. Haksızlık nerede yapılıyorsa bunu mutlaka bir şekilde ilgileneceğiz. Ve buna gerçekten arkadaşın dikkat çektiği konu çok önemli. Arkadaşlar. Maalesef bu taşeron işçiler modern köle gibi kullanılıyor. Bunu özellikle gazeteye yazın arkadaşlar. Burada bir haksızlık var. Yani burada fayda artı ayrımı yok yani. Eğer böyle bir haksızlık varsa biz de buradan sesleniyoruz. Bir an evvel bu haksızlık düzeltilsin ve işten çıkaran o kardeşlerimiz tekrar işe konulsunlar. Misafir diye oy demek değil mi kardeşim? Misafir diye oy demek. Sağ olun. Sağ olun.